1950'lerin başına kadar süren bu yardım, Türkiye'nin kalkınma hamlesindeki en önemli katkılardan biri oldu. Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında gerçek bir ilişkinin ilk adımı Milli Şef İsmet İnönü iktidarında böylece atılmış oldu. Batı Avrupa ülkeleri 1949 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin başını çektiği NATO'yu kurdular. Doğu Avrupa ülkeleri ise Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği'nin başını çektiği Varşova Paktı'nı oluşturdular. Böylece Soğuk Savaş başlamış oldu. Soğuk Savaş'ın tetiklediği ilk sıcak savaş ise 1950 yılında patlak verecekti. Haziran 1950'de ikiye bölünmüş olan Kore Yarımadası'nda Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği ve Çin destekli Kuzey Kore kuvvetleri Güney Kore'ye saldırarak büyük bir bölümünü işgal ettiler. Amerika Birleşik Devletleri Güney Kore'yi desteklemek için savaşa girdi. Yeni kurulmuş olan Birleşmiş Milletler'e üye 15 ülke de Amerika Birleşik Devletleri'nin yanı sıra savaşa katıldılar. Türkiye, NATO'ya girişini ve Batı bloğuyla arasındaki yakınlaşmayı hızlandırmak için Kore Savaşı'na birlik göndermeye karar verdiğinde, iktidarda Mayıs 1950'deki seçimleri kazanan Demokrat Parti bulunuyordu. Türkiye, Kore'ye asker gönderen 15 Birleşmiş Milletler üyesi ülke arasında 5000'i aşkın askeriyle 4. büyük katılımı oluşturuyordu. Hemen yanı başımızdaki Sovyet tehdidini fazlasıyla hisseden Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Kore Savaşı'ndaki rolümüzün öneminin farkındaydı. Bayar, Kore'ye gidecek olan birliklerimizi bizzat teftiş ederek bu konuya verdiği önemi gösteriyordu. İlk Türk Birliği Kore'ye 19 Ekim 1950 tarihinde ayak bastı. 5090 kişilik Tugay'ımız katıldığı savaşlarda büyük başarılar kazanarak dünyanın takdirini topladı. 3 yıl süren savaşta birliklerimiz Kore'de 900'den fazla şehit verdi, 2000 kişi de yaralandı. Amerikan ordusuyla Türk ordusunun Kore'de beraberce savaşmaları iki ülkeyi birbirine biraz daha yakınlaştırdı. Bu yakınlaşmanın ilk somut sonucuysa 1952'de savaş halen devam ederken alındı. 17 Şubat 1952'de Türkiye resmen NATO'ya iştiraki davet edildi. Ve iki gün sonra 19 Şubat 1952'de mecliste yapılan oturumda ittifakla kabul edilen kanuna göre Atlantik Paktı'na tam üye olarak girdik. Yıllarda başucumuzdaki büyük tehlikeye karşı sığınılabilecek en mantıklı şemsiyeydi NATO. NATO'ya girişimiz de Türk-Amerikan ilişkilerinde yeni ve dinamik bir sayfa daha açılacak, karşılıklı ziyaretler büyük ve coşkulu törenlere sahne olacaktı. Tarih 19 Ocak 1954. Türk siyasi tarihinde bir ilk yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Amerika Birleşik Devletleri'ne ilk büyük resmi ziyaret için yola çıkıyor. Büyük sevgi tezahürleriyle uğurlanan Bayar, uçakla İngiltere'ye, oradan da transatlantikle Amerika'ya geçecek. Cumhurreisi, hürriyet ve sulh davası uğrunda birleştiğimiz asil ve kahraman Amerikan milletine, cesur ve kadirşinas milletimizin muhabbet ve hayranlığını götürmektedir ifadeleriyle gazetelere yansıyan ziyaret öncesi, Bayar, Associated Press'e verdiği beyanatta
iktisadi ve askeri yardım devam etmelidir diyerek ilk mesajını veriyordu. Aynı gün İngiltere'den Britanya adlı transatlantikle yola çıkan Cumhurbaşkanı Bayar'ın Atlantik yolculuğu tam bir hafta sürecekti. Başkan Eisenhower'ın davetlisi olarak gittiği Amerika'da Bayar için hummalı hazırlıklar yapılmaktaydı. Türkler Kore Savaşı'ndaki kahramanlıklarıyla adeta Amerikan halkının gönlünü fethetmişti. Kıyafetini geçen Britanya transatlantiği dünyanın en yüksek limanına demirledikten sonra Cumhurbaşkanımız Celal Bayar verifikaları, Eisenhower'ın bilgisayar protokol umur müdürü Simons, özel temsilci Patterson ve diğer zavat tarafından karşılanıyor. Foto muhabirleri resim alabilmek için yarış ederlerken Nemrut Belinci reisinin şahsi mümessili Patterson şehir adına bayarlara hoş geldiniz diyor. Yine misafirler kendilerini karşılamaya gelen binlerce mevcutluğu ve bu arada eski Rum vatandaşları adına başkistopor Mikail'i selamlarken rıhtımı dolduran halkın coşkun tezahüratı son haddini buluyor. Halk ellerinde Türk Amerikan bayrakları hoş geldiniz defaları olduğu halde Cumhurbaşkanı ve imzaları 1880 senesinden beri Amerikan devlet reislerinin ikametgahı olan Beyaz Saray'a vardıkları zaman büyük asker ve devlet adamı Başkan Eisenhower ve eşi tarafından karşılanıyorlar. İşte bütün dünya için büyük bir mana taşıyan tarihi buluşma. To speak for the American people, Başkan Eisenhower mümtaz misafirlerini Amerika topraklarında karşılamaktan duyduğu hazzı eşi ve kendisi adına ifade ediyor. Cumhurbaşkanı Celal Bayar büyük coşkuyla karşılandığı Amerika'da ertesi gün Amerikan Kongresi'nde de konuşmasını yine aynı coşku ve tezahürat arasında yapacaktı. Bayar biraz sonra Amerikan Kongresi'nin müşterek oturumuna hitaben tarihin mutluluğunu söyleyecek. 96 senatör ve 496 milletvekilinden müteşekkil kongre ancak bu gibi fevkalade hallerde müşterek oturum yapar. Müzis önünde karşılanan Cumhurbaşkanımız kongre salonunu baştan başa dolduran milletvekillerinin alkışları arasında içeri giriyor. Sekiz eyaletin üyesileri Türkiye'yi temsil eden güzide misafirlerini ayağa kalkarak dakikalarca alkışlıyorlar. Tezahürat o kadar uzuyor ki Meclis Başkanı Joseph Martin riyaset toplumunun kullanma mümkünlüğünü duyuyor. Başkan bilare Cumhurbaşkanımızı azalara takdim ediyor. It's my pleasure, my privilege to present you the President of the people who in a critical period have proved their devotion to the cause of freedom. A loyal friend of the United States, eventually the President of the Republic of Turkey. Amerika gezisi tam bir ay sürdü. Bu süre içinde Cumhurbaşkanı Amerika'yı bir baştan diğer başa çok yoğun bir program dahilinde gezerek bu yeni ve güçlü müttefikle ilişkileri geliştirmek ve tabii ki yardımların miktarını yükseltmek için çalışmalar yaptı. 1950-1960 yılları arasında Türkiye'de Demokrat Parti iktidardaydı. Üç kere seçimleri kazanan Demokrat Parti zamanında Amerika ile ilişkiler hem askeri hem iktisadi anlamda olumlu bir çizgide devam etti.